Merhaba arkadaşlar. Python eğitimleri 10. videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda mantıksal operatörlerden bahsedeceğim. Bunlar and, or ve not şeklinde ifade ediliyor. Birden fazla koşulu değerlendirmek için bunları kullanıyoruz. Şimdi hemen başlayalım. X'e arkadaşlar mesela 10 değerini verelim. Y'ye aynı şekilde 10 değerini verelim. Ve Z'ye de arkadaşlar 20 değerini şu şekilde verelim. Şimdi İlk olarak and ile başlayacağız. And arkadaşlar her iki koşulun doğru olduğu durumlarda bize doğru veya yanlış şeklinde arkadaşlar sonuç üretiyor. Örnek olarak mesela x eşit eşit y and devam ediyoruz. Y eşit eşit z şeklinde yaptığımızda hem x y eşit olacak ve aynı zamanda y de z eşit olduğunda bize arkadaşlar sonuç getirecek. And her iki koşulun da doğru olması gerekiyor. And operatöründe her iki işlemde arkadaşlar doğru ise bize true yani doğru Doğru değilse yanlış arkadaşlar sonucunu döndürmüş olacak. Enter yaptığımda bize false sonucunu arkadaşlar getirmiş oluyor. Or ise arkadaşlar tam tersi her iki koşuldan bir tanesi işlemi sağlıyorsa yani koşulu sağlıyorsa true şeklinde arkadaşlar bir sonuç döndürüyor. Şimdi tekrar yapıyoruz. x eşit eşit y boşluk or tekrar devam ediyoruz. y eşit eşit z şeklinde yapıyoruz. Yani x y eşit olacak veya y z eşit işte olacak. İkisinde bir tanesi sağlanıyorsa bize arkadaşlar true doğru sonucunu doğuracak. Eğer d ise herhangi bir tanesi yoksa bize yanlış sonucunu arkadaşlar çevirmiş olacak. Enter yaptığımda bize doğru sonucunu getirmiş oluyor. Bir de arkadaşlar mantıksal operatörlerden not kavramımız var. Not da buna benzer. Mesela şu şekilde not yani değil şeklinde arkadaşlar bir sonuç çeviriyorsunuz. Parantez açıyorum ve x Eşit eşit y şeklinde yazıyorum ve enter yaptığımda arkadaşlar bize false değerini getirmiş oluyor. Değil mi şeklinde? Evet, değil şeklinde arkadaşlar. Bakın x eşit eşit y mi? Değil mi şeklinde not ifadesi bize arkadaşlar tam tersi false sonucunu getirmiş oluyor. Yine farklı bir kullanımı daha var or not şeklinde de kullanılabiliyor. Yani x şu şekilde eşit eşit y or not değil mi şeklinde ve devam ediyorum. Y eşit eşit z şeklinde yapıyorum. Enter yaptığımda arkadaşlar bize true şeklinde değeri döndürülmüş oluyor. Bunlar mantıksal kavramlar. Özellikle and'i ve or'u arkadaşlar bilmeniz sizin için yeterli. Yine karşılaştırma operatörlerden özellikle eşitliği arkadaşlar ve yine büyük küçük bunları bilmeniz yeterli. Sistem genel olarak bunların üzerine duruyor. Burada ise arkadaşlar şunu özellikle atama operatör, operatörlerinden bunu bilmeniz önemli. Aritmetik operatörler ise hepsini arkadaşlar bunların tamamının anlamını bilmeniz sizin için yeterli. Doğrudan hızlı bir şekilde sonucu elde etmiş oluyorsunuz. Operatörler konusu bu videomuzda sonlandı. Diğer konularımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.